Münafıklıktan bahsedelim dedik hocam. Siz daha bilirsiniz inşallah. Siz bu heriflerden böyle çok şiddetle nefret ediyorsunuz. Bu iman alametidir. İnşallah. İnşallah hocam. İslam için en büyük tehlikelerden biri demiştiniz inşallah münafıklar. En büyük tehlikedir. İnşallah hocam. İnşallah. Yani çünkü şeytanın dünyadaki insan olarak faaliyet halindeki olan ekibidir. İnşallah hocam. Şeytan cin şeklinde görünmeyenidir. Bunlar insan şeklinde görünen ekibidir şeytan. İnşallah. Şeytan ordusudur. Ve stil ve yöntemleri çok kahpe ve kalleştir. O yönden çok tehlikelidir. Yani sezilmemeye çok özen gösterirler. İnşallah hocam. Evet. Mesela Allah küfrün, ki münafıklar küfrün en azgın aşağılıklarıdır. İnşallah. Küfrü kastederken bak diyor ki Allah, Maide suresi 13'te kalplerini kas katı kıldık. Bunlar böyle kurumuş kertenkele gibidir. Yani böyle acayip katıdır bunlar kalpleri. Odun gibidirler yani. Onlar kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar. Yani mesela Kur'an'da açık bir hüküm mü var? Bir açıklama yapar. Onu muhkem ayeti dinlemez. Müteşabih ayetten bir hüküm çıkarır. Evet. Halbuki helaller haramlar muhkemdir Kur'an'da. Açıkça anlatılır. Hadislerde de ayrıca detayları olarak belirtilir. Evet hocam inşallah. İnşallah. Onlar hiçbir mümine karşı ne akrabalık bağları ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. Bu hem küfrün hem münafıkların özelliğidir. Şimdi münafık için akraba nedir biliyor musun? Mesela kimden çıkarı varsa onun için akrabasıdır. Evet. Şimdi abisi, dayısı, amcası, dedesi, babası, annesi kim var? Mesela bakar. Annesinde menfaati varsa o annesine sahip çıkar münafık. Yoksa onun için annesi değildir. Evet. Dedesi ise gider böyle at sineği gibi yapışır. Evet. Evet. Domuzun kirli yerine yapışan at sineği gibi. İnşallah. Mesela kardeşlerine bakar. Hangisi işine yarayacak? Mesela mirasla zarar getirecekse o onu istemez. Evet. Veya onun rahatını kaçıracak birisi ise aman der o kenarda dursun onu istemiyorum der. Kim istiyorsun? Şu. Evet. Yani münafık kendi menfaatine uygun olanları akraba kabul eder. Evet. Anlaşıldı mı? Yani kimden para gelecekse veya kim rahatını kaçırmayacaksa, evet. Kim ona zemin hazırlayacaksa, o ahlaksız dünyasında ona kim ortam hazırlayacaksa ondan yana olur. Evet hocam inşallah. İnşallah. Bak, yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar diyor Allah ayette. Bakara suresi 27, münafığın özelliği. Ama çok sinsice ve kahpece. Mesela küfür alenen yapar. Onun için onları etkisiz hale getirmek kolaydır. Evet. Ama münafık çok sinsidir. Mesela tamam kabul derler ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Mesela yanında evet doğru söylüyorsun derler. Güzel anlatıyorsun diyor. Dışarıya çıktığında tamamen yanlış diyor. Evet. Söyledikleri diyor. Evet. Münafık öyle bak. Evet. Karanlıklarda. Evet. Ruhu da karanlıktır. Tasarlıkları, yöntem de karanlıktır. Yaşadıkları alan da karanlıktır. Evet. İnşallah. İnşallah. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor diyor Allah. Ama bu münafığa etki etmez tabii. Yani münafık kendini çünkü çok büyük görür.